18 yaşındayken ben bir film izledim Fatih Akın'dan, adı Temmuz'da. Filmde ilk defa hayatımda İstanbul'u gördüm ve hemen aşık oldum ve buraya gelmek istedim. Ben Barış Manço'yu çok büyük bir hayranıyım. 7'den 77'ye ve o da her ile gezmek istedi. O yüzden o bana ilham verdi. Hepsi yoğurt ile yiyorsunuz. Mesela tavuk yoğurt ile veya ayran, tuzlu ayran. Ben çok şok oldum yani neden tuzlu gerçekten. Hayatımda ilk defa çok uzun zaman bir ülkede kalıyorum. Yani ben tofaşımla geziyorum. Bu komik bir şey ve herkes çok şaşırtıyor. Ama aynı zamanda Türkiye'yi daha keşfetmek istiyorum. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğum Travel Comic YouTube kanalından tanıdığımız Francisca Nihus olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Seni gördüm daha iyi oldum. Söylemeden edemeyeceğim. Çok güzelsin. Ya sen de çok güzelsin. Ya teşekkür ederim. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Evet her şey yolunda yani. Ben uzak yerden geldim çünkü bu hafta Ağrı'dan tırmandım. Evet. O yüzden yani çok zor olmuştur. Evet. Ama geri geldim İstanbul'a. Evet. İlk olarak sana şunu sormak istiyorum. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Yani adım Francisca, özgürlük demek. O yüzden ben her zaman özgürlük aramak istiyorum. Ve çocukken ben gezmeyi çok sevindim. O yüzden ben her zaman farklı bir kültürü keşfetmek istedim. Ve 18 yaşındayken ben bir film izledim Fatih Akın'dan, adı Temmuz'da. Biliyor musun? Evet. Evet ve bu filmde ilk defa hayatımda İstanbul'u gördüm ve hemen aşık oldum ve buraya gelmek istedim. O yüzden 10 yıl önce buraya geldim ve ya çok sevindim ve buraya taşınmak istedim. 4 yıl önce buraya taşındım. 4 yıl önce? 4 yıldır Türkiye'desin. Evet, Türkiye'deyim. Peki aslında Türkiye'ye gelme sebebini bize açıklamış oldun. Peki 81 ili gezme fikri nasıl oluştu? Evet, yani biliyorsun pandemik vardı ve ben Barış Manço'yu çok büyük bir hayranıyım. O bir proje başladı 7'den 77'ye ve o da her ile gezmek istedi. O yüzden o bana ilham verdi. Evet. Ve pandemide yani gezmek biraz zordu çünkü otobüs, uçakla hiçbir şey çalışmadı. Ve ben bir araba almak istedim. Evet. Ve her ile yani gezmek istedim ve sadece bir ülke keşfetmek istedim ve bu ülke Türkiye'de. Ya ne kadar güzel ve limonla geziyorsun. Aynen evet limon benim araba. Araban da çok tatlı bu arada. Çok teşekkürler ya. Bu araba benden daha yaşlı. Aa. O yüzden çok saygı veriyorum benim arabama. Ayrı bir değeri var. Aynen evet. Peki sana en çok sorulan sorulardan biri de tek başına gezmekten korkmuyor musun oluyordur. Ben de bunu sana sormak istiyorum. Hiç korktuğun anlar oldu mu gezerken? Yani bazen korkuyorum tabii ki ama ne yapabilirim ben devam ediyorum. Ama genelde hiç sorun yok. En büyük bir korku. En büyük bir korku trafik. Yani bu kadar. Evet. Trafik. Trafik en büyük bir tehlikeli bir şey. Evet. O yüzden ben gerçekten çok dikkatli gidiyorum tofaşımla. Ama genelde her ilde, her şehirde herkes çok nazik yardım ediyor. Ve ben yani hiç sıkıntı yaşamıyorum. Evet onu da sormak istiyordum. Mesela gittiğin şehirlerde nasıl karşılanıyorsun oradaki halk tarafından? Yani ben şehirden şehire çok yavaş geziyorum. Her köye gidiyorum. Ve o yüzden orada çok insanlarla karşılaşıyorum. Evet. Ve
Biliyorsun yani benim arabam çok eski, o yüzden her hafta gibi sanayiye gitmem lazım. Ve orada tabii ki çok zaman yaşıyorum. Evet. Orada da insanlarla karşılıyorum. Ama iyi yani. Çok farklı insan ile çok farklı insanla taşınıyorum burada. Hı-hı. Evet. O yüzden gerçekten hiç sıkıcı bir şey değil. Ne güzel, çok sevindim. Peki şunu da sormak istiyorum. Türkiye'ye geldikten sonra Almanya'da doğup büyüdün, yaşadın. Almanya ile kıyasladığında Türkiye ve Almanya arasındaki mesela sana en büyük farklılık neler geldi? Bence en büyük farklılık insanlar. İnsanlar gerçekten çok farklı. Çünkü kültür farklı, dil farklı, yemek farklı, yani hepsi şey farklı, farklı burada, evet. O yüzden her gün yeni bir şey öğreniyorum ve aynı zamanda herkes bana bir şey öğretiyor. Ve bence bu çok iyi bir şey. Ve tabii ki her ülke farklı ama biliyorsun yani Almanya'da çok Türk var. O yüzden ben hayatımda çok merak ettim, Türkler nasıl, Türkiye nasıl bir ülke ve o yüzden bir bar var. Evet. Ya dil çok zor gerçekten. Evet, olur zor, evet doğru. En sevdiğin şehir hangisi oldu? Ya bu herkes bana soruyor. Evet. Sadece bir cevap yok. Ama en şaşırtı bir şehir vardı. Mesela Manisa bana beni çok şaşırtı. Çünkü orada çok şey var ama ben hiç bu il hakkında hiç bilmedim. Mesela Volcanic Geopark var orada. Çok antik kentler var. Manisa Tarzan war, Manisa Kebab falan. O yüzden ben çok şaşırtım, çok yani bilgi aldım bu ilden. Ve bu bana gördü, okay, her ilde gerçekten özel bir şey var. O yüzden bu benim Motivasyonum. Her ilde yeni bir şey öğreniyorum. O yüzden devam etmek istiyorum. Yani gittiğin şehirlerde kültürünü görüyorsun. Her şehrin de aslında kendine göre bir kültürü, evet, var. Karadeniz'e gittiğin zaman daha farklı bir insanla, aynen, Doğu'da daha farklı, tabii ki hepimizin kendine göre, yaşadığı yere göre farklı özellikleri var. Sen de bunları görmüş oluyorsun. Evet, bence bu ülkede çok özel bir şey. Yani her ilde, çok küçük bir il, Yalova mesela, Kilis, çok farklı. Evet. Bir çok yakın olan mesela Karadeniz, aynen, bölgesinden baktığımız zaman Trabzon ve Rize'nin arasında da fark var. Evet. Mesela. Gerçekten. Bence bu ülke keşfetmek için çok iyi bir, evet, bir yer. Ne güzel. Peki bunu da sana çok soruyorlardır kesin. En sevdiğin yemek. Aa, yemek ya. burada bir yemek cenneti tabii ki. Yani benim için en sevdiğim yemek yoğurtlu tantuni. Tantuni. Ben, evet, de tantuni. Ben de çok severim. Ya kebap tabii ki. Evet. Ali Nazik çok seviyorum. Oh, canımız çekti. Aynen, evet. Patlıcanlı kebap. Aa, ne çok güzel. İyi. Hepsi. Kebapların hepsi çok güzel ama. Çok çok iyi. Peki lokum seviyor musun, bir Turkish Delight? Aha. Turkish Delight biraz yani farklı benim için. Çünkü Almanya'da baklava, lokum falan böyle bir şey, hiçbir şey yok. Yani ben hiç denemedim hayatımda. O yüzden biraz korktum ondan. Ama yani yavaş yavaş aşık oldum. Aa, Türk kahvesini de seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Baklava şimdi çok seviyorum. Ama baklava ilk defa denedim 10 yıl önce ve hiç beğenmedim. Ama şimdi çok seviyorum. Evet. Almanya'daki ailen ve arkadaşların senin buradaki gezgin olmana nasıl yorumlar yapıyor mesela? Neler söylüyorlar? Tabii ki öncelikle biraz şaşırtı herkes.
neden Türkiye'ye taşınıyorsun, ne yapmak istiyorsun orada, ne var orada, sadece dahi tatil için geliyorlar Almanya'dan. Yani sadece Antalya veya Kapadokya biliyorlar. Ama ben aynısını düşündüm, çünkü Almanya'da yaşadım ve Türkiye hakkında hiçbir şey bilmedim. Buraya geldim ve anladım, tamam, Antalya'dan daha fazla şehir var burada. Daha güzel, iyi bir yerler var. Evet. Hı. O yüzden ben bir YouTube kanal başladım. Evet. Bir seri, yani her ile gezmek istiyorum. Ve bu benim ailem için başladım. Çünkü ben göstermek istedim, Türkiye'de çok fazla ve farklı yerler var. Ya senin sayende aslında çoğu farklı insanlar da Türkiye'deki bu yerleri görmüş oluyor haliyle. YouTube'da ama bu arada gerçekten çok güzel içeriklerin var. Her videon ayrı güzel oluyor. Çok da emek veriyorsun bu arada. Tek başına yapıyor musun hepsini? Kurgu montaj da sana ait. Evet, ben hepsi yapıyorum. O yüzden yani daha fazla videolar paylaşmak istiyorum ama gerçekten çok yoğun bir iş. Ama iki arkadaşlarım altyazılar için yardım ediyorlar. Yani yavaş yavaş ekibim oluşturmak istiyorum. Aynen, evet. Türkiye'de gördüğün ve en garip gelen şey ne oldu? En garip bir şey? Yani mesela şimdi biraz normal benim için ama ıslak mendil çok garip bir şey benim için. Evet. Neden ıslak mendil var? Yani siz lavaboya gidebilirsiniz ve elleri yıkabilirsiniz. Yıkıyoruz, evet. Aynen, evet. Almanya'da ıslak mendil gibi hiçbir şey yok. O yüzden ben çok şaşırdım. Neden böyle kullanıyorsunuz hepsi için yani? Bu ne? Şurayı bir silelim falan. Yani bu bir şey. Başka var mı böyle? Çok var, evet. Çok büyük bir liste var. Birkaç tane daha örnek. Birkaç tane daha örnek istiyorum. Yani mesela Almanya'da hiç sokak hayvanları yok. Burada çok var. Evet. Kediler, köpekler var. Evet. Ve her hayvan çok tatlı, çok şişman burada. Çok garip bir şey benim için. Çünkü ilk defa hayatımda sokak hayvanları gördüm burada. Yani böyle bir şey ama sizin için çok normal bir şey. Benim için farklı geliyor. Çok farklı, sana. Aynen, evet. Biz ama çok böyle o şişko kedileri görüyoruz. Her yoldan geçen ona bir şey verdiği için o kediye. O yüzden bir tane daha örnek alabilirim. Tamam. Yemek mesela. Almanya'da biz çok yoğurt yemiyoruz. Sadece tatlı gibi yiyoruz. Yani tatlı bir yoğurt. Ama burada siz hepsi yoğurt ile yiyorsunuz. Mesela tavuk yoğurt ile veya ayran, evet. Tuzlu ayran. Ben çok şok oldum yani. Neden tuzlu? Gerçekten hiç anlamadım. Çünkü Almanya'da sadece tatlı. Veya popcorn. Evet. Mısır. Almanya'da sadece tatlı mısır var. Burada sinemada tuzlu mısır var. Evet. Ya ben çok şaşırdım. Nasıl böyle bir şey? Bizde genel olarak bir tuz sorunu var ama. Aha, evet. Tuzlu yemeklerde de tuzlu severiz biz. Yani böyle. Ne güzel. Farklı şeyler deneyimliyorsun. Peki Türkiye 4 yıldır buradasın. 4 yıl içinde Türkiye'den ayrılıp uzun bir süre Almanya'da kaldığın dönemler oldu mu? Hayatımda ilk defa çok uzun zaman bir ülkede kalıyorum. Çok gezdim, 60 ülkeye gittim. Ve ben Filipin'de, Amerika'da, Avrupa'da yaşadım. Ama en uzun zaman bir yıl. Ama Türkiye'de 4 yıldır şu an. Ve ben de çok şaşırdım, neden çok uzun zaman buradayım. Ama ben burada çok rahatım. Yani hayatım burada oluşturdum. Arkadaşlarım var burada, işim var burada. O yüzden yani ben mutluyum burada ve burada kalmak istiyorum. Senin için burası daha farklı. Aynen, daha yerlerde. Farklı ve hala çok şey öğreniyorum her gün. O yüzden daha kalmak istiyorum. Peki gezilere devam edeceksin yine? Aynen, evet. Ben geziyorum. Bazen yurt dışına gidiyorum. Çünkü bu benim tutkum.
Ama aynı zamanda Türkiye'yi daha keşfetmek istiyorum. Türkçe'yi öğrenmekte zorluk çektin diye düşünüyorum. Hı-hı. Ama şu an güzel anlaşıyoruz bence. Yani yavaş yavaş öğreniyorum. Hala öğreniyorum. Haftada iki kere Türkçe kursum var. Ve yani Almanya'da çok Türk var, çok Türkçe konuşuyorlar. Yani bazen ailemi ziyaret ediyorum Almanya'da. Ama aynı zamanda orada da Türkçe öğreniyorum. Çünkü herkes Türkçe konuşuyor. Ve çok şarkılar var. Mesela Türkiye'de Türkçe ve Almanca rap birleşimi var. Evet, aynen, evet. O yüzden bu bana çok yardım ediyor. Doğru, evet. YouTube kanalımda Türkçe konuşmak başladım. Ve bu gerçekten en iyi bir öğretmenlik benim evet. için. Evet. Çünkü ben aktif Türkçe konuşmam lazım. Çünkü ben burada okudum, İstanbul'da, Türk-Alman Üniversitesi'ye gittim burada. Burada okudum ve herkes orada Almanca biliyor. Hı-hı. O yüzden sadece Almanca konuştum ilk iki yıl burada. Sonra çok Alman arkadaşlarım aldım burada ve biraz zor du Almanlar ile yaşadım burada. Hı-hı. Ama şimdi daha Türkçe konuşmak istiyorum. Evet. Hı-hı. Hem kurs hem de daha çok konuşmak çok etkisi olacaktır, hı-hı, sana. Aynen, evet. Yolda başına gelen komik bir olay ya da garip bir şey yaşadın mı bize anlatabileceğin? Yani ben Tofaş'ımla geziyorum. Bu komik bir şey. Ve herkes çok şaşırtıyor. O yüzden yani mesela sanayiye gidiyorum. Ve biliyorsun yani ustalar var orada, hı-hı, ve ben bir kızım oraya gidiyorum ve yardım istiyorum. Bu çok komik bir şey. Ama gerçekten herkes çok saygı veriyor bana. O yüzden hiç problem yaşamıyorum. Aynı zamanda dil ile birkaç sıkıntı yaşıyorum. Çünkü bazı kelime bilmiyorum veya farklı konuşuyorum. Mesela restoranda ben bazen bakar mısınız söylüyorum ama bakar mısınız söylemek istiyorum. Evet. Yani biraz komik bir şey ama. Ama eminim ki çok tatlı oluyordu. Evet, yavaş yavaş öğreniyorum. Öğreniyorsun, evet. Sevdiğin Türk bir şarkıcı var mı dinlediğin sürekli? Evet, Barış Manço'yu çok seviyorum. Domates, biber, patladı. Geçen gün Barış Manço'nun oğlu geldi buraya. Aa. Doğukan Manço. Gerçekten? Evet. Çok, ben de çok büyük bir hayranıyım. Orada da Tofaşlar var. Evet, hı, o da araba konusunda çok ilgili. Hı, evet. Başka dinlediğin var mı Türkler'de? Yani Tarkan gibi, Uzi falan. Uzi, ooo, Ezel, evet. Murda falan, Türk rap karışımı. Evet, çok güzel bende. Onları dinliyorsundur, hı, evet. Peki başka bir şey yapıyor musun haricinde? Uğraştığın başka bir şey var mı? Nasıl? İş olarak uğraştım. İş olarak. Ben öğretmenim. Yani video prodüksiyon, evet, hakkında öğretiyorum. Ama bu kadar. Gezmek, evet, daha güzel. Aynen, evet. Peki ilerleyen zamanlarda da böyle mi devam etmeyi düşünüyorsun? Farklı şeyler yapmak istiyor musun? Yani tabii ki her zaman farklı bir şeyle yapmak istiyorum. Mesela ben bir kadın kulübü oluşturdum. Evet, adı kadın, onu da sormak istiyordum. Adı Kadın Kardeşler. Yani ben çok geziyorum ve çok kadınlarla gezmek istiyorlar. O yüzden ben biraz bir toplantı gibi topluluk oluşturmak istedim. Çünkü biz her konu hakkında konuşabiliriz, hı hı, ve beraber geziyoruz, eğitim veriyoruz. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Ve bakalım. Çok nasıl, güzel bir şey olmuş. Evet, nasıl olacak. Ama şimdi güzel bir topluluk. Topluluğuz. Hı hı. Gerçekten öyle. Biz seninle tanıştığımızda çok memnun olduk. Ben de çok memnun çok oldum. Çok da keyifli, güzel bir sohbet oldu. Çok güzel enerjim var. Seni takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler gerçekten. Buraya gelmek çok sevindim. Biz de çok memnun olduk.